Öncelikle İtalya Dışişleri Bakanı Mario, sevgili dostum Nuci'ye nazik davet için çok teşekkür ediyorum. 10 ay sonra ikinci kez Roma'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu süre içinde dostum Nuci defalarca değişik sebeplerle kısa süreliğine de olsa beni ziyaret etti. Ve sık sık telefonda görüştük, görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakan Conte de aynı şekilde sık sık görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele alıyoruz. Türkiye olarak İtalya ile bu yakın işbirliğimizden son derece mutluyuz. Ayrıca ikili düzeydeki ilişkilerimizin geldiği seviyeden de memnunuz ama daha ileriye götürme konusunda da kararlıyız. İlişkilerimizi her alanda daha ileriye götürmek için birlikte çalışmaya devam etmemiz lazım. Bugün bu ziyaretinde Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanın kararlaştırdığı gibi hükümetler arası zirvenin önümüzdeki yıl, yani 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek olan planladığımız bu zirvenin hazırlıklarını yapma fırsatı bu. Ve bu zirveden önce atılması gereken adımları birlikte gözden geçirdik. Aynı şekilde ekonomik ilişkilerimizi de güçlendirmek için zirveden önce ortak ticaret ve ekonomi komisyonunun toplanması, JEPCO'nun toplanması konusunda hemfikiriz. Ticaret Bakanımız da buna hazır. Ve bu JEPCO marşında bir iş forumu düzenleme konusunda da hemfikiriz. Böylelikle hem Türkiye'de ve İtalya'da yatırımların artması, hem de üçüncü ülkelerde şirketlerimizin işbirliği, ticaretimizin de keza daha yüksek seviyelere çıkması bakımından bu tür toplantıları önemsiyoruz. 2019 yılında 19 milyar dolar ticaret hedefine ulaştık. Daha doğrusu 19 milyar dolara ulaştık ama 30 milyar dolar hedefi için de azimliyiz. Pandemiden, salgından dolayı azalma oldu. Ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ve normalleşme sürdükçe ticaretimizin de arttığını tekrar görüyoruz. İtalya gelecek sene G20 dönem başkanlığını üstleniyor. Şimdiden başarılar diliyoruz. İtalya'nın çalışmalarını ve ilişkilerini destekleyeceğimizi şimdiden söylemek istedim. İkili ilişkilerde bir sorunumuz yok. Detaylar var. Bu detayları da birlikte görüşüyoruz, aşıyoruz sorun olduğu zaman. İmzalamamız gereken anlaşmalar var, imzalayıp da onaylamadığımız anlaşmalar var. Uygulamada aksaklıklar varsa onları görüşüyoruz, hallediyoruz. Savunma sanayinde de yakın işbirliğimiz var. Önümüzdeki süreçte bu işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bunları da kendi aramızda bugün görüşme imkanımız oldu. Bugün ayrıca bölgesel konuları da ele aldık. Bölgesel konulara tek tek girmeden önce, İtalya'nın bölgesel konularda tutunduğu, sergilediği tutumu gayet objektif ve dengeli buluyoruz ve bu tutumlarının devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konulardaki işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları da bugün görüşmelerimizde birlikte ele aldık. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da dengeli tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesi konusunda hemfikiriz. Ama tek taraflı adımlar yerine herkes için hakça paylaşımın olacağı mekanizmaların ya da adımların atılması gerektiğini ta başından beri savuna geldiğimiz halde maalesef Avrupa Birliği'nin de desteğiyle tek taraflı adımları da sürdüren Rum kesiminin ve Yunanistan'ın olumsuz tutumları sebebiyle biz de haklarımızı korumak için kendi adımlarımızı atmak durumunda kaldık ve bu konuda da her zaman kararlıyız. Ve bu sorunların çözümü konusunda neler yapılabileceğini de bugün değerlendirdik. Türkiye'nin pozisyonunu da açık bir şekilde anlattık. Libya konusunu da ele aldık. İki ülkenin de amacı Libya'da kalıcı bir barış ve siyasi süreç neticesinde Libya'ya istikrarın, huzurun tekrar gelmesi. Ve elbette Libya'da Türkiye ve İtalya olarak yapabileceğimiz çok şeyler var. Ve ülkenin yeniden ayağa kalkması konusunda da birlikte çalışmamız lazım. Uluslararası toplumun da desteğiyle. Ve önümüzdeki süreçte yine Libya ile ilgili hangi adımlar atılabilir, neler yapabiliriz, nasıl destek verebiliriz bunları da değerlendirebiliriz. Ayrıca
ayrıca göç konusunu değerlendirdik. Göç konusu gerçekten hem Türkiye için hem de İtalya için çok ciddi bir sorun. Ve bu sorunun her şeyden önce birlikte üstlenmesi gerekiyor. Biz dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. 4 milyondan fazla mülteci var. İtalya'ya da çok sayıda kaçak göçmen geliyor. Bu konuda geri dönüldü ve güvenli geri dönüşler dahil. Çok ciddi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Ve kaynak ülkelere de destek vermemiz lazım. Yani sorunun kökünde çözmek için adımlar atmamız lazım. Bunları da bugün yine değerlendirdik. Diğer taraftan Suriye konusundaki son gelişmeler hakkında Duci'ye bilgi verdim. Gerek İdlib'deki durum, gerekse Kuzeydoğu Suriye'deki gelişmeler ve de siyasi ayakta yani anayasa komisyonu toplantılarındaki gelişmeler hakkında bilgi verdim. Görüş alışverişinde bulundum. Ve Karabağ meselesi, Ermenistan'ın saldırganlığı ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda Türkiye'nin tutumunu bugün paylaşma imkanı oldu. Ve son 30 yıldır Azerbaycan'ın toprakları işgal var. Karabağ ve Azerbaycan topraklarının %20'si. Buna rağmen barışçıl bir çözüm için çok çaba sarf etmek istedik. Azerbaycan çok sabırlı oldu. Fakat Minsk üçlüsü dahil hiçbir mekanizma bu sorunun çözümü konusunda bir çaba sarf etmedi. Yani çözüm bulamadı demiyorum. Çaba sarf etti. Gerçek anlamda çaba sarf etti. Ve Minsk üçlüsünün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da açıkça taraf tutukları görülüyor. Yani sorunu çözmek için görevlendirdiğimiz ülke ve kuruluşların objektif olması lazım. Bugün işgalciyle işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak uluslararası hukuka aykırıdır. Ahlaken de doğru bir yaklaşım değildir. O nedenle bu sorunu kökten çözmek gerekiyor. Bunun da formülü belli. Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ve tüm bunlara rağmen, yani işgal eden ülke Ermenistan olmasına rağmen, Temmuz ayında da saldıran Ermenistan oldu. Geçtiğimiz günlerde yine saldıran Ermenistan oldu. Yani çözümsüzdür. Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. Teşvik ediyor, saldırmaya teşvik ediyor. Ve illegal bir şekilde başka ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Yani bu artık bundan sonra böyle devam edemez. Bu sorunu kökten çözmemiz gerekiyor. Uluslararası toplumda eğer bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin ve buna yönelik tüm çabalara da Türkiye olarak destek vereceğimizi buradan söylemek isterim. Biz elbette bir milletiz Azerbaycan'da. Ve iki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla bizim Azerbaycan'a olan desteğimizi de kimse yadırgamasın, eleştirmesin. Bundan daha doğal ve bundan daha meşru bir şey olamaz. Ama önemli olan sorunun çözümü ve bu sorunun çözümüne biz bugüne kadar katkı sağladık. Bundan sonra da katkı sağlayacağız. Ben sözlerimi burada sonlandırırken